Bir sene geçmeden bir daha geliyorlar. Artık 70'li kişi olmuşlar ve tarihte buna 2. Akabe biatı deniyor. 2. Akabe biatında işte tam o gördüğünüz mescidin olduğu yerde bir aradalar. O 72 kişinin arasında İstanbul'da ağırladığımız çok kıymetli bir isim de var. Eba Eyüb el Ensari. Yani Eyüp Sultan da var. Burada Efendimizin mübarek ellerini tutuyorlar. Hani anamız babamız sana feda olsun. Senin yolundayız her şeyimizde diye söz veriyorlar. İşte burada çok ilginç bir şey oluyor. Evet, çok önemli bir yerdeyiz. Tarihi Akabe Mescidindeyiz. Hemen girmeyelim için. Önce bir uzaktan bakalım. Çünkü tarihi bir yapının hemen içine girmemek lazım. Önce uzaktan onu bir seyretmek lazım. Yani bizi asr-ı saadet dönemine götür. O dönemden bir tarihi eser görelim dediğinizde Mekke ve Medine civarında size gösterebileceğim. Biraz şöyle uzakta duralım. Uzaktan bir seyredelim yapıyı. Anlamaya çalışalım. İçine hemen girersek anlayamayız. Türkiye, dünyanın farklı memleketleri. Herkes hoş geldi. Çok özel bir binanın önündeyiz. Önce bir coğrafyayı bir okumaya çalışalım. İçine girdiğimiz zaman coğrafyayı anlayamayız. Şimdi efendim, önce bir coğrafyayı okuyalım. Farkındaysanız bir çanağın şu an tam ortasındayız. Bir çanağın. Etrafımız tamamen dağlarla çevrili. Dağlarla çevrili bir alanın tam ortası. O gün tabii artık Mekke büyüdü buralara kadar geldi. Ve buralara artık tesisler yapıldığı için bakın şu gördüğünüz binalar, bundan birkaç sene önce yoktu bu binalar. Bir de bundan 1500 sene öncesini düşünün. 1500 sene önce, yani İslam'ın daha yeni zuhur ettiği Mekke dönemi, burası böyle hani incin top attığı deriz ya Türkiye'de. O kadar ıssız bir yer. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i anlatmaya çalışıyor. Mekke'de sıkıntılar had safhada. Taif'e gidiyor, 10 gün kalıyor, taşlıyorlar. Hatta Taif dönüşü Mekke'ye girmek istiyor. Mekke'li müşrikler şehre sokmuyor. Dün sizinle Cin Mescidi'ne yürüdük. Evet. Orada bu detayları konuştuk. O sıkıntının had safhaya çıktığı günlerde bir takım panayırlara gidiyor. Ben mesela çocukluğumda bunları okurken hepimiz okuduk din kültürü kitaplarında. İşte Peygamberimiz Ukaz panayırına gidermiş. İslam'ı anlatmaya. Herkes putperest. Tek bir Allah'a inanın demeye. Sonra Zilmecaz'a gidermiş, Mecenne'ye gidermiş. Ben Allah var çocukluğumda bunları okurken o Ukaz, Zilmecaz, Mecenne gibi pazarları hemen böyle Mekke'nin kıyısında, köşesinde sokak pazarı sanıyordum. Ama sonra gördüm ki en yakını Zilmecaz pazarı 45 kilometre. Mecenne pazarı 300 kilometre. Ukaz panayırı Mekke'ye 80 kilometre. Ve çok ilginç, ben Ukaz'a hiç gitmedim. Mecenne'ye de gitmedim. Fotoğraflarından inceledim hepsini. Ama Zilmecaz'a gittim. Program da çektim. Oralar hala özellikle Ukaz panayırı her yıl belli bir dönemde aktif olarak kullanılıyor. İnsanlar böyle toplanıyorlar. Pazarlar kuruluyor. Alışveriş yapılıyor. Hatta develer yarıştırılıyor. Sosyal aktiviteler, sportif faaliyetler hala devam ediyor. Yani belki cahiliye dönemi Arap dünyasından beri var. 2000 belki 2500-3000 yıllık bir fuar alanı yaşamayı sürdürüyor. Onun için mesela hayalimde var, Ukaz'a bir gün gitmek istiyorum mesela. Kurulduğu dönemde gideyim, bir orayı göreyim. Mekke'ye 80 kilometre, unutmayın. Mesela Zilmecaz'a gittim. Zilmecaz bugün ıssız, terk edilmiş. Ama Suud yönetimi etrafını tellerle çevirmiş, koruma altına almışlar orayı. İçeride o bozkırda taş yığınları var böyle. Mütemadiyen. Onlar günümüzden 1500 sene öncesinin dükkan binalarıymış. Dükkan binaları. Peygamberimiz oralara da gider. Dükkan dükkan, çadır çadır gezer. İslamiyet'i anlatmaya çalışır. Ama arkasından zaman zaman amcası Ebu Leheb girer. O benim yeğenim de az önce girip çıkan size tek bir Allah'ı anlatan. Haşa meczuptur, inanmayın dermiş. Sizinle şimdi çok özel bir yere geldik. Peygamberimiz böyle panayırları, pazarları gezerken Medine'den gelme 6 kişiyle tanışıyor. 6 Medineli. Bunlarla gizlice buluşuyorlar, sözleşiyorlar. Şurada buluşalım. Düşünün yani o kadar tedirgin bir hava var ki müşrikler öyle bir markaj almış ki Müslümanları. Mekke'lerde bakın arabayla 40 dakikadır, bir saattir yoldayız. Buraya geliyorlar. ve burada buluşuyorlar. Tam buluştukları nokta yer, yani bu vadinin içinde burası ve burada onlar Müslüman oluyorlar. Peygamber Efendimiz yanlarına genç, yakışıklı bir sahabe veriyor. Birkaç gün evvel sizinle beraber onu biz Uhud'da konuştuk. Hatta şehit düştüğünde, kabre konulduğunda üzerini tam örtecek bir kefen bulunamamıştı. Mus'ab Bin Umeyr Hazretleri onu veriyor. Onunla gidiyorlar. Bir sene geçmeden bir daha geliyorlar. Artık 70'li kişi olmuşlar. Ve tarihte buna 2. Akabe biatı deniyor. 2. Akabe biatında işte tam o gördüğünüz mescidin olduğu yerde bir aradalar. O 72 kişinin arasında İstanbul'da ağırladığımız çok kıymetli bir isim de var. Eba Eyüb el Ensari. Yani Eyüp Sultan da var. Burada Efendimizin mübarek ellerini tutuyorlar. Hani anamız babamız sana feda olsun. Senin yolundayız her şeyimizde diye söz veriyorlar. İşte burada çok ilginç bir şey oluyor. O kalabalığın içinden biri çıkıyor ve yüksek sesle herkesi uyarıyor. Bu kişi Peygamberimizin küçük amcası Hazreti Abbas. Diyor ki Hazreti Abbas onlara, siz ne için yemin ettiğinizin farkında mısınız? Bütün dünyayı karşınıza alacağınızı biliyor musunuz? Evet diyorlar, sözlerini veriyorlar. İşte o çıkışı Hazreti Abbas burada yaptığı için Abbasiler döneminde, Abbasiler Abbas'ın oğulları, dün akşam konferansta siz söylemiştiniz ve onların soylarının devam ettiği Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas burada konuştuğunu hürmeten, o makama ve mekana hürmeten bu mescidi buraya yapıyorlar. Bu mescidi buraya yapıyorlar. Hatta üzerinde tarihi 1500 yıllık kitabeler var, 1200 yıllık kitabeler var. Onlardan biri de şimdi size göstereceğim. Abbasi halifesi Cafer el Mansur'un kitabesi. Yani müthiş bir şey. Son derece heyecan verici. Bakın önce size Siyer'den tarihini anlattım. Şimdi biraz sanat tarihini anlatayım. Erken dönem İslam camileri. Medine'de Mescid-i Nebevi'yi anlattım ama çok tahayyül edemedik çünkü modern binalar haline gelmişti. Bu olduğu gibi duruyor. Enine genişleyen bir yapı vardı. Enine genişleyen yapıda bakın kıble bu taraf. Kıble şöyle. Kıbleye doğru enine genişleyen namaz kılınan kısa orası. Arkada ne var? Bir avlu var ve o açıklık kısmı, kapalı kısım orası. Hadi içeriye girelim şimdi. Buyurun siz de gelin. Yapıldığı gibi günümüze gelmiş. Hiç bozulmamış bir eser. Kameramanız yol verir. Evet. Hazırsanız giriyoruz içeriye. Burası son derece önemli bir yer. Akabe Mescidi. Tarihte, İslam tarihinde az önce anlattım. 2 Akabe biatı. Akabe Sözleşmesi'nin Medine'den Ensar'la Efendimiz'in buluşup sözleştiği nokta burası çok önemli. Ben mesela gruplarla buraya geldiğim zaman şunu da söylüyorum. Bakın biraz daha bana doğru gelin, yolun önü açılsın. Hepimizin hayatında aşamadığı bir şeyler vardır. Kendi içimizde, kimi sigarayı bırakamıyordur. Kimi kendine göre sabah namazını ihmal ediyordur. Kimi başka şeyler vardır. Burada şunu söylemek istiyorum. Akabe söz verilen yer. Peygamberimize sahabenin söz verdiği yer. Bence buraya biz turistik bir gezi için gelmedik. Elbette buranın tarihini merak ediyoruz, konuşuyoruz. Sanat tarihini merak ediyoruz, konuşuyoruz. Dinler tarihini merak ediyoruz, konuşuyoruz. Ama nihayetinde biz buraya umreye geldik. Bu bir ibadet. Ve Akabe Mescidinde de bence sahabe nasıl söz verdiyse biz de kendi vicdanımızda bazı şeylerin sözünü verebilmeliyiz. Neyse artık onlar, siz daha iyi bilirsiniz. Ya Rabbi şu konularda kendime göre eksiğim vardı. Bundan sonra tam olmaya söz veriyorum demek. Ve bu sözü Eyüp Sultan'ın söz verdiği yerde, diğer sahabelerin söz verdiği yerde Akabe'de yapabilmek. Çok anlamlı bir yerde bu sözü vermek, sanıyorum o sözün arkasında durma noktasında Allah'ın da bize desteğini sağlayacaktır. Onun için hayırlı başlangıçların önemli bir mekan olarak görüyorum Akabe'yi. Hadi girelim. Evet, burası bakın. Buralara basmayalım. Millet namaz kılıyor çünkü. Arzu ederseniz siz de kılın burada namaz. Çünkü burası özel bir yer. İlk Mescid-i Nebevi bunun belki çok azıcık daha büyük haliydi. Ve sahabeler burada. Sadece hurma ağaçlarından sütunlar 2 sıra. Burada sadece tek sıra sütun var bakın. Şu gördüğünüz. Orada 2 sıra sütun vardı. Arkasında bir avlu vardı. Avluda ilk yapılan mescidin kıblesi neresiydi? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ydı. İlk kıble Mescid-i Aksa olduğunu düşünelim diyelim. Burası tabii Kabe'ye bakıyor da. Mescid-i Aksa ise ben size Medine konferansında uzun uzun plan şemalarını anlattım. Peygamberimizin ilk mescidinde önemli 3 tane mekan vardı. Bana bunları bir söyler misiniz? Bir mescitte önce ne yapılır? Mescid ne için yapılır? İbadet için. Birinci mekan ibadet mahalle. Eline genişleyen bir salon vardı. 2 vurma sütunundan oluşan. İkinci kısım, ilk mescide ne vardı? Mekan olarak. Bir ibadet. Evet, evi vardı. Evi dediğimiz eşlerine ait odalar vardı. Kaç tane oda vardı Medine'deki ilk mescid yapıldığında? 2. Çok güzel. 2 tane oda vardı. Bu odalar kimlerin odalarıydı? Sevde. Çok güzel. Hazreti Sevde ve Hazreti Aişe. 2000 hemen hemen tamamı bunları ilk kez bu umre programında duydular ve tıkır tıkır söylüyorlar. Valla tebrik ediyorum 10 numara. Hazreti Sevde ve Hazreti Aişe ilk yapılan mescitte kıble Mescid-i Aksa iken odalar mescidin arka kenarındaydı. Arka kenarındaydı. Kimin odası en arkada, kimin kim daha öndeydi? En arkada Ayşe. Hazreti Ayşe'ninki en arkadaydı. Hazreti Sevde'ninki bir öndeydi. Harikasınız. Sonra bu mescitte 3. bir detay daha vardı. Evet, Ashab-ı Suffa. Ashab-ı Suffa yani Peygamberimiz yeryüzünün bilinen Medine'deki ilk camisini yapıyor ve arka kenarına bir gölgelik daha yaptırıyor. Büyük gölgelik önde, namaz kılınan gölgelik. Arkada küçük bir gölgelik var. Sahabeler orada, belli sahabe grupları orada oturuyor. Akşama kadar ilimle uğraşıyor. İşte Ebu Hureyre Hazretleri onlardan biri. Ebu Derda Hazretleri onlardan bir tanesi. İlimle meşgul oluyorlar. Ashab-ı Suffa, Suffa ehli diyoruz biz onlara. Mescidin arkasında bir okul yaptırmış Peygamberimiz onlar için. Bir gölgelik. Oldu mu 3? Namaz kılınan yer, hanımlarının ikamet ettiği odalar ve Ashab-ı Suffa. Kıble değişti. Burayken bura oldu. O tarafa doğru dönelim. Yani bu cami için anlatmıyorum. Kafalarınız karışmasın. Şu an ben size bu caminin şahsında Mescid-i Nebevi anlatıyorum. Şimdi misal veriyorum. Kıble diyelim burası oldu. Burası olunca en arkada 2 oda vardı. En öne geldi. Şimdi en öne geldi. En arkadaki oda kimindi? Hazreti Ayşe'nindi. Şimdi en öndeki oda oldu. O odanın üzerinde bugün yeşil kubbe var. Ve Efendimizin mübarek türbeleri olmuş oldu orası. Burası kıble olunca Ashab-ı Suffa'nın gölgeliği oradan alındı, arkaya konuldu. Namaz kılınan gölgelik buraya konuldu. Ama plan değişmedi. Tabi bu cami için anlatmıyorum bunu. Mescid-i Nebevi için anlatıyorum. Ama plan aynı. Şimdi tekrar Akabe'ye döndük. Akabe mescidindeyiz. Bakın aynen Ashab-ı Suffa gölgeliği gibi buraya da bir kaldırım yapmışlar. Bu hep yapılır. Biz buna ilim sekisi diyoruz. İlim sekisi. Anadolu'da çok kullanılır. Seki, yükselti. Yani ne oluyordu? Buralara böyle minderler, şilteler atılıyordu. İnsanlar buralarda ilim halkalarında. Orası ibadet mahalli. Bura ortası avlu. Sedir. Ayak altında durmamış. Bir nevi sedir gibi çok güzel. İlim halkaları. İşte ben geliyordum burada. Bağdaş kurup oturuyordum. Sizler etrafımda halka oluyordunuz. Ben burada diyelim haftanın belli günleri tarih dersi veriyorum. Bir başkası burada fıkıh anlatıyordu. Öbürü kelam, öbürü astronomi. Yani burası aynı zamanda bir üniversiteydi. Yani İslam'ın ruhunda bu yeryüzünün bilinen en eski mescitlerine ve hiç bozulmamış. Üzerine niye bu kadar çok duruyorum bunun? Hiç bozulmamış bir plan şemasında ibadet mahalli var, ilim mahalli var. İkisini de görüyor musunuz? Görüyoruz. Bugün biz Türkiye'de 4 bir yanı camilerle doldururken eğer camiler kadar okulda yapmıyorsak kusura bakmayın Peygamber Efendimiz'i tam anlamış sayılmıyoruz. Mabet de olacak, yanında ilim mekanı da olacak. Bunları yapmazsak ne olur? Beli bükülmüş dedeler doldurur camiyi. Başka kimse değil. Gençler başka yolların yolcusu olur. İşte şu gördüğünüz yükselti bana bütün bunları hatırlatıyor. Çok önemli. Şu şeyler, beton sıvalar nasıl bir şey ya? Bu gördüğünüz tarihi mescidin plan şemasının bozulmamış olması güzel. Ha. Hazırsanız size şu tarihi kitabeleri göstereyim. Hadi bir de onları görelim. Yukarıya mı çıkacağız? Yok hayır, bir yukarı yok. Duvarlar, yapının duvarları. Şu kapıdan çıkıp yapının dış duvarını gezdireceğim. Sonra da burada çok kısa bir mola vereceğim. Dua, namaz, ibadet etmeniz için kısa bir mola vereceğim. Beni takip edin. Şu tarafa doğru gidelim. Oh, gölgeyi buldunuz. Buyurun. Bu kitabeleri görmeniz lazım. Çok kıymetli, çok özel. Bu yuvarlaklar mı? Bunlar neydi? Gölgeyi bulunca ben de şapkayı çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Oh, pek güzel oldu. İnanın var, nasıl sıcak biliyor musunuz? Güneşte durulmuyor. Yani hani kel bir zaten duramıyor da saçı olanlar var burada. Yazın olsun etkisi hocam. Abi kaç yaşındasın? 62. 62 ve saçların hepsi duruyor abi. Nasıl bir şey bu ya? Neyle besliyorsunuz ya? Benim 25 yaşına gitti ya. Genetik genetik. Vallahi bakın. İşte sanat tarihi dedi. Harika bir kitabe. Şükürler olsun hala duruyor. Benim ülkemde olsa durur muydu düşünüyorum tabii yani. Ah, bizim ülkemiz. Müslüman mezarlıklarını deşiyorlar ya, para arıyorlar. Deli misiniz arkadaşım ya? Müslüman mezara para koyar. Ne kadar cahilleşmişiz. Şu gördüğünüz kitabe ben diyeyim size 1500 yaşında, siz deyin 1400. Yani Küfi bakın ama ne Küfisi? Erken İslam Küfisi. Bugün Topkapı Sarayı'nda Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Aynı hattır. Ve burada duruyor. Bunlar tamir kitabeleri. İnşa kitabesini de göstereceğim. Mescidde toplam 3 tane kitabe var. Yani bakın şu kitabeleri var ya, normalde başka ülkelerde olsa müzelerde korurlar. O kadar kıymetli ve özel. Allah muhafaza. Bakın bu da gördüğünüz bir başka kitabe. Aynı hatta gördüğünüz gibi. Ve yapının bir de inşa kitabesi var. İşte bu. Bizim bu Hz. Muhammed'in hayatı aleyhissalatü vesselam Mekke Medine kitabında bu kitabelerin fotoğrafları ve okunuşları var. Oradan onları okursunuz. Ben şimdi size uzun uzun anlatmayayım. Artı ben de ezbere bilmiyorum şu an içeriklerini. Bu kitabenin tamamını kitaba koyduk. Abbas halifesi, bakın Besmele-i Şerif'le başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Abbas halifesi Cafer el Mansur'un meşhur kitabesidir bu. Bu yapıyı niye Abbaslar inşa etti? Az önce anlattım. Peygamberimizin küçük amcası Hazreti Abbas'ın 2. Akabe biatındaki o meşhur konuşmasına binaen. Hadi girelim artık içeriye. Ve içeride bir kısa serbest zaman verelim. Kaç dakika verelim? 10 dakika yeter. Bir 10 dakika arzu edenler namaz kılmak. Yani. Ondan sonra şey yoktu, ya da şey var, pet şişelerden onun abdestimizi. O problem değil. En azından duvarda aynı yerden gidiyoruz. Aynı yerden kapıdan içeriye giriyoruz. Mescidin içine. Hocam bu köşelerdeki yuvarlakların destek şeyi mi diyor? Evet. Onlar. Şimdi eskiden tabii bina inşa etmek zor. Mesela Erzurum olacağını. Gittiğiniz zaman yapı karanlıktır. Neden? Yapıyı aydınlatmak için açtığınız her pencere yapıyı zayıflatır. Ya ben buraya pencereyi açtım. Bu pencereyi açtığım zaman tepedeki duvar iner aşağıya. İnmesin diye ne yapılır? Kemer yapılır. Bakın kemeri görüyor musunuz? Evet. Duvarın içinde gizli kemer var. Bu kemer tepedeki ağırlığı bu pencere boşluğuna bindirmez, yanlara dağıtır. Şimdi sizin her açtığınız kapı, pencere bu yapıyı zayıflatıyor. Onun için eskiden de duvarlar yığma duvara yapılıyor. Yığma duvar zordur. Delik açtığınız zaman tutamazsınız. Bugünkü o kesme taşlar, tuğlalar olmadığı için ya da pahalı olduğu için ondan dolayı genelde yapılar karanlık oluyor. Yapıları ayakta tutmak için dış ayaklar, destekler. Mesela geçen gün ben Kıbrıs'taydım bir hafta önce. Kıbrıs Lefkoşe Selimiye Katedral Camii'nde tepesine çıktım. Orada böyle uçan payandalar var. Onların aralarına bir poz verdim. İzlemişsinizdir belki, fotoğrafını paylaştım. Dedim ki Mimar Sinan o kadar büyüktü ki hiçbir zaman bu ayaklara ihtiyaç duymadı. Eserlerini ayakta tutmak. Paris'e gidiyoruz, Notre Dame Kilisesi. Kirpi gibidir Notre Dame Kilisesi. Dört bir tarafından böyle ayaklar çıkar. Örümcek gibidir. Köln'deki Dom ya da Viyana'daki Saint-Stefan hepsi ayaklıdır. Yani Avrupa mimarisi katedralleri tutmak için bin türlü ayağa ihtiyaç duyar. Mimar Sinan'da hiç ayak yoktur. Vardır da gizli düz ayaklar vardır. Böyle koca koca ayaklar yoktur yapıyı çirkinleştiren. İşte bunlar bu yapıyı desteklemek, yıkılmasını engellemek için sonradan yapılmış ayaklardır. Döneminde de yapılmıştır. Mesela şu gördüğünüz mihrap çıkıntısı. Aynı zamanda bir ayak vazifesi görür. Evet. Keşke aramızda olsaydınız. Sizler de burada kendi yüreklerinizden geldiği gibi dualarınızı etseydiniz. Tek duam, Allah hepimize, hepinize gönlünüze göre versin. Çünkü gönlünüzden geçeni en iyi siz biliyorsunuz. Akaba Mescidinde sizler için bu duayı yapıyorum. Görüşmek üzere.